Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda saat sabah 7. Erken bir saat kalktık, hazırlandık. Yolculuk vlog başlayacak birazdan. Esra son hazırlıklarını yapıyor. Biz de son hazırlıklarımızı yaptık. Benim çalışkan yavrum okul kitaplarını da alacak yanına. Bazı özet eksiklikleri var. Onları tamamlayacak orada. Onları ayarlasın. Hemen çıkıyoruz. Şekerciğim de burada bol bol mama ve su bıraktık. Bir arkadaşım var. Burada bizim burada oturan, ona gelip göz kulak olacak, bakacak falan. Mamasının suyunu falan tazeleyecek. Öyle çıkıyoruz, haydi. Tamam canım, haydi. Bavulları aşağı indirmiştir yani akşamdan. Dışarısı hala karanlık. Gece 9. Yok be, 9 değil. 7.30 şu anda saat. Annemle babamı almaya gidiyoruz. Oradan da yola devam edeceğiz. Artık yolda bir şeyler yeriz Esila. Değil mi? Gece 5'te falan yola çıktık. Evet, hayır. Aslında saat 7.30 şu anda. Esile yastığını da aldı. Birazdan biraz kestirmeyi düşünüyor, cama yaslarım. 6 saat yolumuz var. Bakalım biter. Öğlen oradayız Allah'ın izniyle. Esile'ye bakar mısınız? Kendi başından da bir tane bir şey koydu. Sırtına bir tane yastık koydu. Üstüne bir tane görünmüyor olabilir mont koydu. Böyle kendini çevreledi resmen. Uyuma pozisyonda girmek istiyor çocuk. Yani nasıl uyuyacaksın? Böyle yayılıp uyumak istiyor aslında da. Annem yanımda, ben ortadayım. O burada oturacak yani 4-5 saat. Çok rahat. Al bak, şimdi çok rahat etti, tamam. Yolculuk devam ediyor bakalım. Tane mola yeri bulduk. Bir mola diye bir yer. Bakalım burada bazı yerler var. Şurada bir kafe var. Arkada bir restoran vardı ama kapalıydı. Yani köfteci Yusuf var. Köfte yiyecek halim yok sabah sabah. Sabah sabah ben şey yiyebilirim. Ay saçmalama Cihan. Şimdi içeriye bir bakacağız. Böyle poğaça, simit tarzı, çay tarzı bir şeyler varsa orada bir şeyler atıştıracağız. Yoksa da yola devam edeceğiz yani. Bir bakalım ne var ne yok burada. Bak bu ne? Köfteci Yusuf açık değil ama şu anda, değil mi? Hı. Bak açık olsaydı şu kahvaltı iyiymiş. Kapalı değil mi şu anda? Hadi gel bakalım buraya. Şurası da kapalı. Merhaba, kolay gelsin, hoş bulduk. Canım benim. Ya şimdi biz içeriye baktım, içeride sandviç, çay, tost tarzı şeyler var. Başka da ne bulacağız ki yani? Bilmiyorum ki, şimdi çok da oyalanmak istemiyorum. Aynen. Bir an önce otele varmak istiyorum. Hani gidip de serpme kahvaltı mı yapacağız yani bir yerde? Ay bu saçlarımın durumu ne Allah aşkına. Şimdi ben söyleyeyim bizimkilere, ona göre insinler. Ama güzel temiz bir mekan en azından. Çay var, sandviç var. Çok çok öyle çeşit yok. Poğaça, simit falan yok anne. Yok. Bulamayız ama. Benzinlik var ileride de. Başka yok. Yani artık bir şeyler yiyelim. Yola devam etmeyelim. Ben bir şeyler yemek istiyorum. Anne? Yok. O tarz bir şeyler baktım ama yok maalesef. Hadi gel Esila. He? Ya en azından bir çay içelim ya. Bir şeyler yiyelim ya. Hadi gelin bakalım. Bu şey bak, karşıda ne var? Aa, onlar yemek menüsü ama. Ben kahvaltı menüsü sandım.
Hadi gel anacığım gel. İçeride ne var? Ha yok. Ha burada da şey. Esile gelsenize bir bak. Şu içerisi açılıyor herhalde Kösteci Yusuf'un yeri. Şöyle kahvaltı menüsü var. Öyle ister misiniz? Şöyle tabak kahvaltı. He? Bilmiyorum. Anne? He? Sandviç var içeride. Burada da böyle tabak kahvaltı var. Ne bileyim lan sen? Ya sen bilirsin olur diye bir şey yok ya. He? Konuşsanıza. Tabak kahvaltı güzel olur. Can, şu tabak kahvaltı bir de ortaya bir menemen söyleriz ha. Tamam tamam ki. Bu giriyor insanlar gördüm ben. Şimdi ben soracağım var mı yok mu. Soralım. Şimdi masaya yerleşiyorlar. Cihan da siparişleri vermeye gitti. Ben de gideyim Cihan'a yardımcı olayım. Neden? Hayır, dışarısı yok. İster misin üstüme montumu? Yok. He? Tamam ben bir babanın yanına gideyim. Ona bir yardımcı olayım. Geleceğim tamam mı kızım? Merhaba, hoş bulduk. Böyle kahvaltı tabakları var. Tamam, güzel. Böyle kahvaltı tabağı alacağız. Tabaklar orada hazır zaten. Tamam. Biz zaten fişe alacağız, oraya gideceğiz. Tamam. Bir şey de söyleyelim ama. Neremen. Doğum günümden önce gittim. Nereye? Kampa. Evet. Orada gideceğiz. Evet. Evet. Hep orada geçecek evet. Zamanın. Şimdi ben senin yanına mı geleyim Esra'cığım? Öyle yapayım. Ben senin yanına geleyim anacığım. Biz veriyoruz. Onlar mı getiriyorlar Cihan'cığım? Şimdi siparişleri versin. Siparişler gelecek. Ben şöyle senin yanına geçeyim. Sen biz seninle yan yana oturalım. Ne dersin? Verdin mi siparişi? Tamam gelecek. Okey. Şu sandalyeyi öyle geçirsen Esra'nın yanına oturayım ben. Dışarıda. Evet kahvaltı tabaklarımız geldi bu şekilde. Göstereyim size de. Bir de menemenle patates gelecek ortaya. Çok beğendim bunu. Ya çok tatlı değil mi? Bal değil mi? Ben de çok kaymak beğendim. Kaymak da var. Çok tatlı. Bal kaymak ki seversin sen Esila. Evet. Evet. Babam çorba içiyor. Annem de kahvaltı yapıyor. Evet. Haydi bakalım kahvaltı vakti. Çok acıktım. Ne dersin? Ne var kız? Gittim perişi yumurta yaptım. Ah özür dilerim. Ben çayım vardı. Teşekkürler. Aa köfte sosu. Bebeler gibi yaptım. Burası köfte cüzdük olduğuna göre istedim. Köfte sosu çok normal değil mi canım? Yok anormal. Yalnız servisleri bayağı hızlı ha. Farkında mısın Esila? Evet abi. Bekletmediler öyle. 5 dakika içinde her şey geldi yani. Ay vallahi kendime geldim Cihan. Belli oluyor. Çaydan bir iki yudum içtim ya. Yemin belli ederim. Belli oluyor geldi beyaz. Oh be. Yumurta biraz soğuk ama olsun. Fark etmez. Fark etmez mi? Senin için fark etmiyor. Ha. Tamam. Anne. Afiyet olsun anne. Çay. Ya ben şu kutuyu çıkarayım ya. Her yere değil. Alacaklı. He? Yok bir şey. Ne demek istiyorsun sen? Öyle. Tamam hadi söyleyeyim. Usta gelin. Anne peynir sen tadına bak. Niye? Çok güzel bir peynirdi o bence. Beyaz peynir. Peynir güzel. Buralarda kötü olmaz kızım. Kötü mü lan? Peyniri mi? Ana bölgesinde misin? Ne sen söylüyorsun? Harun mu? Tabii ki de. Anneanne biraz bir şey patates var. Ne ne? Patates. Salatalar da yesen. Yok ya. Bir tane. Anne. Koy tabağına. Koy tabağına. Melemen de geldi. Güzel de görünüyor. Lezzetli. Güzel mi? Severim lezzetli menemenleri. Soğanlı ha. Tamam bu bana yeter. Bunu da anneme gönderirim. Anne. Okey. Hadi bakalım. Şimdi bizim kahvaltımız bitti. Buradan ayrılıyoruz. SOS yanımda. Şipe bak tipe. Anne saçım Allah çarpmış gibi ya. Gerçekten saçları bir şey çarpmış ama ne. Şimdi yola devam ediyoruz. Az kaldı. 2,5 saatlik yolumuz kaldı. 2,5 saat sonra Allah'ın izniyle oradayız.
Şerbet de yerimde şu an bunlar. Nutellaları yemedik. 50 esire de aldı onu. Alacak tabii parasını vermişim. Niye almayacakmış ki? Aa. Herhalde yani. Canım. Evet. Atıştırırsın kız canım şey tatlı istediğinde. Evet. Değil mi anacığım? Evet. Nereye gidiyorsunuz acaba? Esra taktın kafayı o köpeklere sen ha. Isıracak diyor. Isıracak. Gel buraya kız. Buraya gel. Hadi in arabaya doluşalım. Haydi doluşun. Girişin arabaya. Ortaya mı? Sen ortada oturamazsın be saçmalama. Esile öne. Hadi. Çantan nerede? Arkada çanta. Ne istiyorsun? Kitap. Anne bugün her kalp kırıları bitiriyoruz anne. Aman kır bu kalpleri kızım bitir. Benim de ilaçlarım var ama ilaçlarım orada değil. Büyük bavulda. Neyse yapacak bir şey yok. Otele gidince içerim artık. Esra'nın da antibiyotik saati geçecek birazcık otelde artık. Aynen yasaklara. Annem arabaya girmeye çalışıyor. Ha gayret anne. Ha gayret anne. Ah bu kilolar ah. Ha gayret. Ay yerleşemedi kadından. Anne. Ne? Ya bak bunu dur anne. Bunu ormanın içinde okumayı planlıyorum. İnsanlığımı yitirirken. Tamam insanlığını da yitir ormanda kızım. Tamam. Anne sen ortada oturamazsın. Kenara kayar mısın lütfen? Anne. Anne bir sırretme. Anne kenara kay. Ay bak bana kıyamıyor. Analık işte görüyorum. Anne. Anne ben rahattım orada geçiyor canımız buraya gelecek anne, o hadi geç geç canımı sıkma ne var be telefonu sen mi aldın değil bende değil ya almadın mı yoksa hayır elimizde bak içeride anneannenin poposunun altında tövbe, Allah'ım ne kaos ne kaos oturana kadar binene kadar gidene kadar anneannem oldu ya anneannem best ya best best öne geç bestie hadi dedenle yer değişiyorsunuz şimdi en sevdiğim insan yani. Hadi geç de babam nerede kaldı ya hadi. Aa. Kız nerede bu adam ya? Geç öne kız hadi. Ay hadi yola çıkıyoruz ya. Ne köprüsü bu sana? Orhan Gazi. Ver Esile ver bana ona daha verdik. Opet'te indik bu defa. Sinacım al bakalım. Para da alalım. Belki Esile ağzı boş durmaz. Bir şey ister mutlaka. Önce bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Bir kendimize gelelim. Şş, gereksiz bir şey almayacağız. Çocuk saçmalama. Gereksiz bir şey almayacağız. Hani karşıya lavaboya gidelim önce. Esile. Gereksiz bir şey almayacağız dedim sana. Para 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 para. Doymadım para harcamaya. Anacığım bu taraf. Bak hiçbir yere dokunmuyorsun burada o kadar güzel ki. Opet'in tesisleri aynen. Şimdi biz burada işlerimizi halledelim. Ondan sonra çıkacağız. Hiçbir yere dokunmama olayı burada çok güzel ya. Evet çok iyi her şey sensörlü. Bak yine bulmuş kendine bu değişik bir şey. Bu kahveyi alacağım. Bu nasıl bir kahveymiş ya? Demlenmiş sade kahve, kahve mi bu? Soğuk. Soğuk demlenmiş kahve. Kaç kimse para o çocuğun? Bilmiyorum. Hadi bak parasına da söyle bana da. Pahalıysa almayacağım. Parası lazım ya. Pahalıysa almayacağım. Kasadan geri çevireceğim haberin olsun. Yapar mıyım? Bunlar ne? Hadi o zaman ödeyelim çıkalım. Hadi çocuğum hadi çocuğum. Hadi oyalanmayalım yavrum. Haydi haydi. Şu anda Balıkesir'deyiz. Mutlaka bizi Balıkesir'den takip edenler de var.
Balıkesir'den geldim. Balıkesir. Babam askerlik anılarını anlatıyor bize. Ver bir dakika. Ver bakayım. Çevireyim mi? Evet, evet. Savaş zamanı 74'te babam askerliğini burada yaptığını bize bahsediyor. 16 ay mı yapmış anne? 74 yılında. Evet. Kıbrıs Savaşı. Kıbrıs Savaşı duyuyor musun? Aha ondan. Kıbrıs Savaşı. Dedesi buradaymış. Kıbrıs adı mı? Evet. Bir dakika. Böyle Balıkesir'de dedem geçeceğiz. Sonra varmış yani. Olacağız zaten. Bir saatlik yolumuz kaldı. Deden kaçlı mı? 53 doğumlu. 53 doğumlu mu? Bir saat yolumuz kaldı bakalım. Varmış bulunmak. Esle bak, kaydıraklar açık. Millet dışarıda kaydırağa biniyor. Çocuklar. Evet açık. Yani. Sıcak su lan. Sıcak su. Evet dışarıdaki havuz da sıcak. Deli misin? Oha, ben soğuk suyuyordum. Hayır be sıcak. Dışarıdaki havuzlar da sıcak. Değil. Şöyle dışarıdan göstereceğim. Ondan sonra yolculuk vlogunu bitireceğim. Artık devamı tatil vloglarında. Gireceğiz zaten. İçerideki havuzdan direkt dışarıya çıkış var. Bakalım nasıl bir tatil olacak. Haydi bakalım. Giriş yaptık. İşte bunlar da villalar anne. Hani. Bahsetmiştin ya. Ama bence otelin içinde olmak daha iyi değil mi? Daha değil mi? Sonra arabayı park edelim. Biz böyle havuz tarafına bakan taraftan isteyelim. Dağlara bakan taraftan odaları. Evet yolculuk vlogumuz burada son buldu. Tatil vlogu ile devam ederiz. Hoşça kalın. Bay bay.